geldiğimiz noktada durumumuzun ne olduğunu çok açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Rakamları veriyoruz ve maalesef son 15-20 gündür ilimizde vaka artışlarının olduğunu hepimiz görüyoruz. Ve bu vaka artışlarının önüne geçebilmek için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz ve getirilen kurallara uyulup uyulmadığı konusundaki denetimlerimizi de yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Ben öncelikle kurallara uyan, evinde kısıtlamaların olduğu günde tamamen ailesiyle birlikte bu kurallara uyan bütün hemşerilerime, kurallara uyan esnafımıza, kurallara uyan bütün meslek gruplarına, huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir mücadele. Mücadele tek taraflı bir mücadele değil. Toplumun bütün kesiminin ortak mücadelesiyle sonuç alınabilecek bir mücadele. Ama maalesef ihbar hatlarımıza az önce buraya tam inerken gelen bir ihbar arkadaşlar bildirdiler. Bakın maalesef Milli Eğitim Bakanlığımız okullarımızda hangi sınıfların yüz yüze eğitim göreceğini çok net bir şekilde açıkladı. Ama maalesef öğrencilerimiz sınavlara geri kalmasın düşüncesiyle yüz yüze eğitim verilemeyecek sınıfların da açıldığını tespit ettik bugün. Şu anda arkadaşlarımız gerekli tutanakları tuttular. Bu okul yöneticileri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Buradan bir kez daha hatırlatıyorum. Lütfen bu kurallar toplum sağlığının korunması amacıyla getirilen kurallar. Başta o okulda olan yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve daha çok da öğrencilerimizin birlikte yaşadığı ailelerinin sağlığını korunması için getirilen kurallardır. Ama siz bu kurallara uymadığınız zaman toplumun sağlığını tehlikeye atıyorsunuz ve bu da kabul edilebilecek bir durum değil arkadaşlar. Yapılan yanlışları ve kurallara aykırılık teşkil eden durumları sizlerle net bir şekilde paylaşıyoruz. Bakın hala en büyük sıkıntımız olan aile ziyaretlerini tamamen önlemiş değiliz. Eş, dost, akraba ziyaretlerini çoğu kez tekrar ediyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. Lütfen erteleyelim. Lütfen erteleyelim. Bakın bu benim komşum, bu benim akrabam. Bundan zarar gelmez düşüncesi son derece yanlış. Son derece tehlikeli. Bu virüsün kimde olduğunu hiç kimse bilemez. Ancak semptomlar ortaya çıktığı zaman, test yapıldığı zaman ortaya çıkıyor ki o zaman da çok geç kalınmış oluyor. Bu nedenle mümkün mertebe annemiz babamızı ziyaret edeceksek, ihtiyaçlarını karşılayacaksak, bir yakınımızın ihtiyacı varsa hemen gidip ihtiyacını karşılıyoruz ve orada uzun süre kapalı alanda oturmuyoruz. Bunun yanında taziyeler, bunun yanında özellikle kırsal mahallelerimizde ortak ekmek pişirme gibi, mantı yapma gibi bir takım etkinlikler, bir takım faaliyetler maalesef orada yaşayan insanlarımızın sağlığını riske atıyor. Bakın her alanda, hayatın her alanında ortaya çıkan durumları sizlerle paylaşıyoruz. Bunlar hayatın gerçekleri arkadaşlar. Ama bunlar önlenemez durumlar değil. Kesinlikle önlenebilecek durumlar. Elbette ki mantınızı yapacaksınız, elbette ki ekmeğinizi yapacaksınız. Ama bunu kalkıp toplu olarak yaptığınız zaman başta kendiniz olmak üzere sevdiklerinize ve dolayısıyla toplumun her kesimine zarar vermiş oluyorsunuz. Elbette ki bir büyüğümüzün ihtiyacı olduğu zaman gidip onun ihtiyacını karşılayacağız. Ama bunu karşılarken oturup saatlerce hadi diğer komşumuz da gelsin, hadi diğer akrabamız da gelsin, hadi oturalım bir yemek yiyelim dediğiniz zaman bakın aynı evde oturmuyorsanız bu son derece riskli bir durum. Hep ifade ediyoruz. Yani kafelerde, restoranlarda biz bu kontrollü normalleşme döneminde kuralları getirdik. Nasıl davranacağımızı ortaya koyduk. İstiyoruz ki esnafımız faaliyetini devam ettirsin. Bu çarkın dönmesini istiyoruz. Orada çalışan insanlarımız bu işlerini devam ettirsinler. Kesintiye, akamete uğramasın bu faaliyetler.
Bizler eğer kuralları bir kenara bırakıp keyfi olarak hareket edersek, önce dediğim gibi hem sağlığımıza, sonra da iş yerimizin kapanmasına neden olacağız arkadaşlar. Bakın biliyorsunuz kapalı alanlarda sigara içilmesi yasak. Ama maalesef yaptığımız denetimlerde sigaranın yanında nargile içildiğini de tespit ettik. Bakın burayla ilgili idari işlem yaptık. Aynı zamanda savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Bakın hapis sağ kanununa göre bunun hem idari olarak para cezası var, hem de adli olarak hapis cezası var. Peki son olarak Sayın Valim, vaka artış hızında son haftada özellikle nedenlerini neye bağlıyorsunuz? Az önce sıraladığınız taziye ziyaretleri gibi ama en çok vaka artışı nerede gözlemliyorsunuz? Şimdi bakın ev ziyaretleri hala en büyük riskimiz diyorum. Yani ev ziyaretlerini yaptığımız zaman işin içine yemek giriyor. Bağ evine gidiyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Bakın bunlar son derece yanlış. Biz sadece bir kesime yüklemiyoruz bu vaka artışlarını. Ama hepimizin ortak sorumluluğu bu. Bir vaka dahi olsa zaten biliyorsunuz dünyada bu bir kişiden yayıldı. Yani Kayseri'de de yani biz ailede bir kişi oldu, bunun zararı yok anlayışında olmamalıyız. Çünkü bir tek vaka dahi vaka sayısını yüzlere çıkartabilir. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.